Ben Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdum. Eğitim aşamasında tıp fakültesinden mezun oldum. Tıp doktoru olarak. Ama hayalim hepsi natürel immünoterapi ve hücresel tedavide kendimi yetiştirmekti. Bütün ürünlerimizin hepsinin hücresel deneylerinin hepsini yapıyoruz. İkisinde de aynı sistemi uyguladığımız için, bizim firmamız adına zor olmadı. Her şeyle beraber bir Türk. Ve bu Avrupa'ya gidiyor ve Avrupa'da yok satıyor. Harika bir şey. Muhteşem bir şey. Gurur verici bir şey yani. Ülkemiz adına inanılmaz bir şans. Gebze Teknik Üniversitesi bu konuda Türkiye'nin örnek bir yeri. Nasıl olur dedim bu. Yani aklıma farklı şeyler geldi, olumsuzluklar geldi. Bir tarafta food supplement ve hücresel tedaviler, bir tarafta da kozmetik olmak üzere iki kol ayırdık. Biz Almanya ve İsviçre'ye satma fırsatı bulduk. Bu Türkiye'de ilk kez oldu. Merhaba öncelikle. Merhabalar. Doktor Mustafa Küçük Ali kimdir? Önce sizi tanıyalım. Ben Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdum. Eğitim aşamasında tıp fakültesinden mezun oldum. Tıp doktoru olarak. Ama hayalimin hepsi natürel immünoterapi ve hücresel tedavide kendimi yetiştirmekti. Bu uğurda çocukluktan beri çok çalışma ve ideallerim vardı. Ve bunun için de bir şirket kurdum ve yoluma böyle devam ediyor. Peki Pyrasoft Sağlık Teknolojileri firması ne yapıyor? Hizmetleri nelerdir? Ürün portföyü neler? Bunlara biraz değinelim. Evet, Pyrasoft Sağlık Sanayi Ticaret AŞ asıl kuruluş aşamasında dünyada olmayan teknolojiler üzerine çalışıyorduk biz eskiden beri. Yani neydi bunlar? Redox teknolojisi ve hücresel yani bitkiler ve minerallerden hücrelerin çıkarılması üzerine eskiden bir çalışmalarım vardı. Yurt içinde ve yurt dışında bu konuda eğitimlere katıldım. Ve bunlardan da ürün üretmek üzerine kuruluydu. Bunun için de iki kola ayırdık biz bunu. Bir tarafta food supplement ve hücresel tedaviler, bir tarafta da kozmetik olmak üzere iki kola ayırdık. Ve bizim alanımız çoğunlukla tedavisi olmayan hastalıklar üzerine destekleme amacıyla beraber ürün üretmektir. Hocam şunu soracağım. Kozmetik ve sağlık sektörünü beraber yürütmek sizi zorluyor mu? Aslında ikisi birbiriyle beraber farklı alanlara gidiyor. Bir tarafta food supplement ve bir tarafta da kozmetik. Hı. Ama ortak olan noktası var şu. Biz kozmetik tarafında ve food supplement tarafında minerallerin, bitkilerin veya partiküllerin hücrelerini ayırıyoruz. Yani kök hücrelerini ayırdığımız için. İkisinde de aynı sistemi uyguladığımız için bizim firmamız adına zor olmadı. Firmanızın Türkiye ekonomisine olan katkısına değinecek olursak ne söylersiniz? Evet. Burası çok önemli. Benim hayalim vardı çocukluktan beri. Diyordum ki bir Türk buluşunu, bir patentli ürünü Avrupa piyasasına çıkarmak vardı ve bu uğurda çalışıyordum. Nihayet bunu başarma fırsatını bulduk 2023 yılında ve bir Türk buluşlu, Türk patentle bir ürünümüzü biz Almanya ve İsviçre'ye satma fırsatı bulduk. Bu Türkiye'de ilk kez oldu. Patent ve buluşu her şeyle beraber bir Türk. Ve bu Avrupa'ya gidiyor ve Avrupa'da yok satıyor. İsviçre ve Almanya'da satılan Türk patentli, Türk ruhsatlı bir ürün. Ve ülkemiz için aslında bundan sonra doğacak olan idealist insanlar için de önderlik oluşturuyor. Çünkü bunu, biz bir ateş yaktık aslında diğer arkadaşlarımıza. Onlarla beraber büyük yol alacağız. Peki ürünün içeriğinden bahsetmek istersek elinizdeki ürün ne işe yarıyor? Evet, şimdi mesela burada ne var? O aslında talep onlardan geliyor. Bizlerden ziyade onlardan geliyor. Çünkü o insanlar diyorlar ki mesela Avrupa'da şu anda en güncel olan ağır metal intoksikasyonu. Bu ağır metallerin vücuttan atılması. Son dönemlerde çok yaygın bu. Özellikle otizmlerde veya şu aşılara bağlı ağır metallerin vücut içerisinde birikmesine bağlı. Veya işte minerallerin bakırmış, cinko veya alüminyum gibi minerallerin vücutta biriktiğinde oluşturduğu hasarlara bağlı olarak şu anda çok duyarlı olan bir kitle var Avrupa'da. Bu ise vücuda giriyor ve mitokondrinin hücresel temizliğini sağlıyor. Yani enerji kaynağı olan ağır metalleri vücuttan temizliyor ve vücutta bunları atarak vücudu temiz hale getiriyor. Tabii bunlar böyle ağızla söyleme değil. Yani şöyle düşünüyor insanlar, bunu böyle söylüyorsunuz da ispatınız ne, deliliniz ne? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz herkes bir şeyler diyor ama delil yok. Nerede işte Ahmet kullandı ve temizlendi. Bunlar çok tehlikeli ve doğru şeyler değiller. İnsanları yanlış yönlendiriyorlar. Çünkü sadece insanlar DİPA içmiyor ki, belki o ara içtiği çaydan da olabilir. Onun için bunların hepsinin mutlaka ve mutlaka hücre deneylerinin yapılması gerek. Biz bütün ürünlerimizin hepsinin hücresel deneylerinin hepsini yapıyoruz. Mesela bunda hem hücre deneyleri hem hücre, insan hücresi ve fare hücresi. Çift bazlı, çift fazlı çalışmalar yapıyoruz biz bunlarda.
Mesela burada mesela bu bir Alfiza, Alzheimer, MS ve ALS'de tedavisi olmayan hastalıkların tedavisine destek amacı Avrupa'da ve Amerika'da kullanılıyor. Amerika'ya da gönderiyoruz biz. İsviçre'ye de gönderiyoruz. Türkiye'de de piyasada var. Baktığınızda bunların muadilleri yok. Yani size özel. Aynen. Ama bizim dememize bağlı değil. Bunun hem hücre deneyi yapılıyor hem de hayvan deneyleri yapılıyor bunlar. Ve bir dosya hazırlanıyor ve onlar aynı zamanda yayın haline geliyor. Onun için öyle herkesin dediği gibi değil bu işler. Mesela natural immünoterapide kullandığımız ürünlerimiz var. Mayalanma tekniği kullanıyor. Bunlarda da yine redox teknolojisi kullanılıyor. Ondan da özellikle bahsetmek istiyorum. Hocam şimdi ürünlerinizin sürdürülebilirlik kısmına değinmek istiyorum. Ambalajından, üretiminden biraz bundan bahsedelim. Şimdi aslında biz bir doğa dostu firmayız. Yani ürünlerimizin hepsi natüreldir. Zaten firmamızın asıl alanı natürel immünoterapi üzerine biz kendimizi yetiştirdik ilk baştan beri. Ve ürünlerimizin hepsinde de redox teknolojisi kullanırız. Bizi de Avrupa'da veya yurt dışına var yapan en önemli şey dünyada olmayan bir teknolojiyi kullanıyoruz biz. Bunun adı redox teknolojisi. Bu nedir? Biz alıyoruz bitkileri, mineralleri veya doğadaki herhangi bir partikülü elektriksel redoksa tabi tutarak partikülünü ayırıyoruz. Biz köprülerle beraber onun içindeki antikor veya antijen ayrıştırma sistemiyle beraber bir tarafta onu biriktirebiliyoruz. Bu teknoloji Avrupa'da yok mesela. Böyle bir teknoloji yok. Ve Avrupa bize Avrupa'da üretmek, bu teknolojiyi oraya taşıma şartıyla beraber istediğimiz kadar maddi fırsat veriyor. Ne kadar isterseniz fabrika veriyor. Bakın bize. Hepsi bizde kayıtlı. Fabrika veriyor. Kalacak yer veriyor. Teknolojik olarak da, ekonomik olarak da ne kadar para istiyorsak o kadar veriyor. Ama biz ülkemizin milli değerlerini ülkemizde saklamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü bir ülkeyi var yapan en önemli şeylerden bir tanesi ülkenin milli değerlerini ülke içerisinde saklamak. Ve sürdürülebilirlik için de biz doğa dostu firma olduğumuz için bütün ürünlerimizi bundan sonra geri dönüşümlü paketlere sokmak istiyoruz. 2024 yılındaki hedefimiz çalışanlarımızla beraber aldığımız karar şu. Bunların içerisindeki kullanacak olduğumuz her kutulama veya her ürün kendiliğinden doğa dostu olarak dönüşmeye başlayacak. Hocam peki şunu sormak istiyorum. Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark'ın içerisinde yer almanın size avantaj ve dezavantajları var mı yok mu? Bunlara değinelim biraz evet, da. Evet, inanılmaz bir şans. Gebze Teknik Üniversitesi bu konuda Türkiye'nin örnek bir yeri. Ben bütün teknoparkları gezdim. Ve aslında ta merkezime yani genel müdürlüğüme uzak olan bir yerden buraya geldim. Ama biyoteknoloji merkezi inanın bana Türkiye'nin en iyi biyoteknoloji merkezi Gebze Teknik Üniversitesi'nin. Ben hizmetimi orada ve laboratuvarını orayı kullanıyorum. Biyoteknoloji merkezindeki bütün hocalarıma, bütün ekibime sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle Damla Arısan hocama mükemmel bir çalışma ekibi var. Oradaki ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Evet, Gebze Teknik Üniversitesi, teknokenti ülkemizin en büyük değeri ve çalışmak için de laboratuvar imkanları olarak da bizim sistemimize çok uygun. Ve yurt dışından gelen misafirlerimizi de orada ağırlıyoruz. Onlar da üniversitenin ortamından çok memnunlar. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Organ Doku ve Hücre Nakli Derneği'nin de kurucu başkanısınız. Evet. Bu konuda birazcık açabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Evet, 2010 yılından beri Organ Doku ve Hücre Nakli Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Bir dönemde mesul müdürlük de yaptım bir Kögüce merkezinde. Bizim oradaki ana amacımız Kögüce tedavisini yurt dışındaki tedavileri ülkemize getirip ülkemizi Kögüce alanında daha uygun, daha yaşanılabilir, daha uygun tedavilere uygun hale getirmek. Bunun için de kongreler düzenliyoruz. Mesela ülkemizde Hindistan'dan çok büyük bir Kögüce merkezinin laboratuvar sahibini ve konuşmacılarımızı üniversitemizde ağırladık Gebze'de, Gebze Teknik Üniversitesi'nde. Seminerler düzenliyoruz. Sadece İnsan kök hücresi değil. Biz dünyada ve Türkiye'de ilk kez bir şey yapıyoruz. Bitkilerin kök hücresini çıkarıyoruz. Bitkilerin kök hücresini çıkararak hem kozmetikte kullanıyoruz hem food supplement'te kullanıyoruz. Yani tamamen doğal. Tamamen. Yani bir bitkinin kök hücresini çıkarıyoruz. Ondan kozmetik ürün de yapabiliyoruz. İçilecek partikül de yapabiliyoruz. Bunu yapan da Türkiye'de tek firmayız. Ve bunun için de Avrupa'dan da inanılmaz derecede talep görüyoruz. Çok seviliyoruz orada. Sizi ağırlamak isteriz. Almanya ve İsviçre'de inanılmaz bir sevgi bize karşı hoşgörü var. Çok teşekkür ederiz. Evet. Peki hocam hangi ülkeye daha çok ihracat gerçekleşiyor? Bizim ağırlıklı satış ülkemiz Almanya. Resmi ihracat yapıyoruz Almanya'ya. Tabii bu bizim için gurur verici bir şey. Çünkü Alman yani Türk patentli, Türk buluşlu bir ürünün Almanya'da kullanılıyor olması, doktorlar veya oradaki kişiler tarafından tavsiye ediliyor olması, reçeteye girebilmesi bizim için çok onur verici bir şey.
çok onur verici. Mesela size dün çok enteresan bir hikaye anlatayım ben size. Dün ben bir tane Türk firmasında bizim Almanya'ya sattığımız ürünün sitede satışını gördüm. Çok merak ettim. Dedim nasıl olur dedim bu yani... Aklıma farklı şeyler geldi, olumsuzluklar geldi. Sonra ulaştığımda benim ürünüm Almanya'dan İsviçre'ye gitmiş. İsviçre'den o kişi Türkiye'ye almış ve Türkiye'de satıyor. Harika bir şey. Muhteşem bir şey. Gurur verici bir şey yani. Ülkemiz adına muhteşem bir şey. Ben özellikle şunu istiyorum. Bu dünyanın en önemli şeyleri milli formülleridir. Milli formülleri engellemeye çalışan inanılmaz güçler var. Biz bunlara çok karşılaşıyoruz. Çok tacizlere maruz kalıyoruz. Çünkü ülkenin milli formülleri için bunları engelleyen kurumların cezalarının belli olması gerekiyor. Ben mesela Avrupa'da katıldığım toplantılarda, mesela Tenibül Kas hocama da teşekkür ediyorum. Amerika'da ve Avrupa'da bunlar çok büyük suç. Çok büyük ağır cezaları var. Çünkü siz milli formülleri engelliyorsunuz. Oysa Türkiye'de milli formülleri engelleyip, taciz edip, firmalara zarar verip, ürünleri lekelendirip veya sorun çıkartan bir sürü yanlış insanlar oluyor. Hı hı. Bunu mutlaka cezalandırılması hem de birinci derece cezaya maruz kalması gerektiğini düşünüyorum. Amerika'da olduğu gibi. Peki hocam çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar da sizin varsa eklemek istediğiniz dinleyebiliriz. Evet ben şunu derim. Umarım bundan sonraki arkadaşlarımıza, firmalara veya gençlere iyi örnek oluruz diye düşünüyorum. Bizim amacımız ülkemizin daha iyi yerlere gitmesi, daha iyi gençlerin yetişmesi, ülkemizin milli formüllerinin, milli şirketlerinin artması. Çünkü bunlar, biz de bir sonuçta bu ülkenin milli malıyız. Onun için bütün gençlere, bütün çalışma arkadaşlarımızın hepsine firmamız olarak, çalışanlarımız olarak açığız. Bilgilerimizle, donanımlarımızla, laboratuvarlarımızla, teknolojik imkanlarımızla hem ülkemize hem de gençlerimize biz açığız. Her şeyimiz onlar için. Bize geldiklerinde hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya söz veriyoruz. Sizlere de çok teşekkür ederim. Umarım zevk aldığınız güzel bir ortamımızdan. Çok teşekkür ederiz.